Evet arkadaşlar, temizliğimizi de bitirdiğimize göre artık akşam için hazırlıklara başlayabiliriz. Menümüzde tarhana çorbası, dalyan köfte, pilav, patates püresi, yanında salatamız ve içeceğimiz olacak inşallah. Artık yavaş yavaş hazırlıklara başlamamız lazım. Tatlı olarak tatlımızı biraz erken yaptık. Tatlı olarak da değişik bir tatlı yaptık. Kendi fikirlerimizce bir tatlı yaptık. Bakalım inşallah güzel olur. Dalyan köftemiz için malzemelerini ayarlıyoruz. 1 kilo kıymamızı kabımıza aldık. Ardından soğanımızı, maydanozumuzu, sarımsağımızı doğrayacağız. Normalde dalyan köftenin içine haşlanmış yumurta da koyulur ama biz sevmediğimiz için koymayacağız. Malzemelerini ekleyip yoğurup 1-2 saat dolapta bekleteceğiz. Sıtış filmimizi serdik. Şimdi bunun üzerine kıymamızı güzel bir şekilde serip içine garnitürümüzü döküp güzel bir şekilde saracağız. Bu şekilde dolapta beklemesi gerekiyor. Güzel bir şekilde bunu şimdi sereceğiz. Dalyan köftelerimizi fırına verdik. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Biraz kızardıktan sonra üzerine salçalı sos döküyoruz. Bu şekilde de pişiriyoruz. 10-15 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Biz masamızı kurduk. Artık her şeyimiz hazır. İftara az kaldı. Allah herkesin niyetini, duasını kabul etsin inşallah. Orucunu kabul etsin inşallah. Hayırlı Ramazanlar. Herkese hayırlı iftarlar. Şu şekilde lahmacunumuzu da göstermek istedim. Bugünkü menümüzden bir kare çekmek istedim size. Şimdi tatlımızı da servis edelim. Kahvemiz Kahvemiz bol bol köpüklü köpüklü çok oldu. güzel oldu Çok derken güzel görünüyor. bir de Bir size de size gerçeği arka yüzünü göstermek istedim. Vaziyet Nihayet bu. taşırdım maalesef. Ama herkesin başına gelebilecek bir şey bence.